Muhammed öldürüldü, Ebu Bekir öldürüldü, Ömer öldürüldü, Osman öldürüldü, Ali öldürüldü. Hüseyin öldürüldü, Sümeyye öldürüldü, Hatice öldürüldü, Ayşe öldürüldü, Fatıma öldürüldü. Suriye'nin çocukları öldürülüyor. ABD, Rusya, Esad, İran, Birleşmiş Milletler, Avrupa. Hepsinin bu sefer hedefi İdlib'in çocuklarıydı. Bebeklerimiz, çocuklarımız, geleceğimiz geçtiğimiz günlerde bir kez daha acımasızca katledildi. Suriye'nin İdlib kentine Beşar Esad ve işbirlikçileri tarafından kimyasal bomba atıldı. Hayatını kaybeden yüzden fazla sivil arasında çok sayıda çocuklar var. Saldırıdan etkilenen 500'den fazla kent sakini boğulma tehlikesi geçirdi. İlk bombalamanın ardından yine İdlib'in kırsalındaki bir camiye hedef alan başka bir hava saldırısı daha yapıldı. 21 can kaybı da camiye atılan bombalamada yaşandı. Tüm dünya boş sözlerle boş gözlerle Suriye'deki insanlık dramını seyrederken Esad rejimi işbirlikçileriyle birlikte Suriye halkını kimyasal bombalarla en acımasız yöntemlerle sistematik bir biçimde katletmeye devam ediyor. Yarım asırdır bağ sürmeye kuşatması altında olan Suriye halkı 2011 Mart'ından bu yana topyekun bir katliam politikasıyla yüz yüze kaldı. Zulme karşı ayağa kalkan insanlara tam 6 yıldır akıl almaz işkenceler yapan Esad diktatörlüğü, İran ve Rusya insanlık suçlarına her gün bir yenisini ekliyor. Demokrasi naraları atanlar, insan haklarından, hukuktan, adaletten demuranlar sadece izliyor. Çünkü öldürülenler Müslüman. Kadın günlerini kutlayanlar, Suriye'de sistematik işkence ve tecavüz altında ölüm kusturanlar kadınlar için tecrüt etmediler. Gezi olaylarında kazara ölen bir çocuk için ortalığı yakıp yıkıp savaş alanına çevirenler, vandallarda sınır tanımayanlar, Suriye'de katledilen günahsız 30 bin çocuk için bırakın tek söz söylemeyi zalim Esad'ı desteklediler. Yazıklar olsun bunların demokratlığına, yazıklar olsun bunların Avrupa Birliği müttesebatına, yazıklar olsun bunların değerlerine, yazıklar olsun bunların hukukuna, yazıklar olsun bunların adaletine. Ne olursa olsun Esad, İran, Rusya Şehir İttifakı'na karşı direnen Suriye halkının yanındayız. 6 yılda yarım milyondan fazla Müslüman öldürüldü. Bunca zulme, insanlık dışı muameleye karşı onurun, izzetin, kararlılığın, fedakarlığın, adanmışlığın, şehadetin ve destansı bir kıyımın adıdır Suriye direnişi. Birleşmiş Türk katillere rağmen Suriye'deki direniş